Define ve tarih sevdası kanalından tüm defineci arkadaşlara selam olsun arkadaşlar. Bir alan var arkadaşlar, bir tarihi alan var, bir tarihi yerleşim yeri var ve bir tarihi e, bizim bu dediğimiz kervan yollarının geçiş güzergahı var arkadaşlar. Ve onunla ilgili yorum yapmaya başlayacağız, analiz yapmaya başlayacağız. Şimdi burada bir kayamız var. Bu kayanın üzerinde Arkadaşımızın hemen işaretlediği kaya ve üzerinde iki tane ayak izi demiş ve bir de murç izimiz var. Artı bir de üçgen şeklinde yön verme olayı var. Bize yön vermiş nereye gitmemiz gerektiğini söylüyor. Her şey yapılmış arkadaşlar. Onunla ilgili bir analiz yapacağız ve bulunan harabeyi görüyorsunuz. Bu harabe aslında çeşme arkadaşlar. Gördüğünüz yapı şurası. Bir çeşme havuz diyelim buna. E, su direkt havuza doluyor ve e, bunu artık zamanla yıkılmış harabe olmuş. E, kervanların konakladığı yer arkadaşlar. Kervanların bu geçiş güzergahı ve konakladığı yer dinlenme tesisleri gibi suyun bulunduğu yer arkadaşlar. Onunla ilgili e, bir çalışma yapacağız, arkadaşımıza yön vereceğiz. Bakın. Havuz burası arkadaşlar. Bazen e, burası su doluyor ve buranın alt tarafında zamanında bostan bile ekiyorlar. İşte işte meyve sebze ekiyorlar. Şimdi bu işaret bize ne diyor? Ne yapmamız gerektiğini söylüyor. İşaret aslında ayak izi değil arkadaşlar. İşarete iyi odaklanmak lazım. Arkadaşımız koç demiş. Kesinlikle burada koç gibi herhangi bir figürümüz de yok. Sadece burada iki tane dikili taş, iki tane kayadan bahsediyor ve murç izi bize o kayanın iki tane dikili bulunan kayanın yanında odanın olduğunu söylüyor. Büyük ihtimalle kervanların yaptığı bir işarettir. Kervanların hatta ben ilk gördüğümde direkt hörgüç olarak e, benzettim hörgüce. Bakın en alta bakın arkadaşlar. En altta U şekli yapılmış. Yani iki tane dikili kayanın altında kapalı bir oda olduğunu söyleyen işarettir. Aslında bu ters şeklinde yapılmış giriş. Hemen sağ tarafa baktığımızda bir oval şekli verilmiş yine murç izinin hemen yanında. Bize burada değil, bize yol, bak patika yolu görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen ok işareti alt tarafta ben e, biraz büyüttüm görmeniz için ok işaretinin güzergahı ve patika yola bakıyor bize yön vermiş. Büyük ihtimalle bir 50 metre ileride 50-60 metre ileride sola doğru aynen o çizik gibi sola doğru bir meyil yol gidiyor. Bunun dışında iki tane dikili kayayı gösteriyor. Orada yani bu deve hörgücü dediğimiz olay o iki tane dikili kayadır ve onun altında oda olduğunu söylüyor. Yani bu işaretin çözümü başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. O yolu takip edeceğiz. O güzel güzergahı takip edeceğiz. O iki tane dikili taşı belki de yıkılmış olabilir ama bulunduğu yerdir. Onu bulabilirsiniz. Yani büyük dikili kaya yerde uzanır şeklinde de bulabilirsiniz. O da hemen onların altında. Şekil zaten yapılmış arkadaşımız başka bir şekilde çevirmek istemiş. Alttaki çizgiyi görmüş en azından. Alttaki çizgi U şekline yapılmış ve bir tepenin altında yani bir tepen altında oda olduğunu yön olarak sağ tarafta olduğunu mur sağ tarafta olduğunu iki tane e, bizim deve örgücünün dikili kayası orada olduğunu ve yolun nereden gideceğini bize gösteriyor mur çizinin yanından hemen e, oval şeklinde tek çizgi çizilmiş yolun nerede olduğunu söylüyor işaretimiz bu arkadaşlar çok güzel bir işaret yapılmış. Deve. Başka da hiçbir şey değil. Deve yolu takip et. Hörgücü bul. Devenin bir kilit e, kayasını bul. Ve buranın altında oda olduğunu söylüyor. Çalışmanı orada yap. İnşallah soygun yememiştir. Tabi alanda çizdiği yerlerde hani harap ediyoruz ya çizdiği yerlerde ben horosan harcıyla ile çizilmiş e, yapılmış bazı e, harabeleri görüyorum. Buralarda bir şey olduğunu e, zannetmiyorum. Sadece varsa eğer elinde e, cihazdan bir güzel tespit etsin belki hani tarihi e, yer olduğu için eşya falan olabilir harabelerde. Orayı dikkat etsin, çalışmasın o şekilde yapsın. Burada ee, yine bir odadan bahsediyor ve bir mezardan bahsediyor. Şimdi biz alana baktığımızda hani tarihi alan diyoruz ya. Burada bir mezar odasının olduğunu söylüyor. Yönde vermiş zaten. Arkadaşımız da tespitini yapmış. Şimdi biz e, bazen mezarlar bu e, ziyaret dedikleri yerlerde hani sırf Müslümanların dokunmasın diye yaptıkları e, mezarların e, ismini ziyaret koymuşlar. işte e, gidip dua ediyorlar falan filan. Ağacı görüyorsunuz arkadaşlar. Yön de zaten oraya vermiş. Burada bir mezar vardır. Mezar olası vardır. Büyük ihtimalle zamanında ziyaret dedikleri yerdir ve burayı temsil ediyor. Bu işaret hemen buranın o bulunduğu yerde bir mezar vardır. Toprakta olur arkadaşlar. Toprak mezar da olur. Bakın içinde üçgen şekli var burada. Yine odadan bahsediyor. Oymanın içinde e, üçgen şekli mezar odasının olduğunu söylüyor. Araştırmamızı o ağacın altında yapmamız lazım. Kesinlikle bir e, türbe dedikleri, ziyaret dedikleri bir yerdir. Oranın içinde hazinesiyle birlikte defnedilmiş e, bir mezar odası vardır. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.